bilirsin. Ta okul yıllarından sevmemiştik birbirimizi. Sunucu. Yeter İkbal yediği yeter. Acık da bu yanına yolla. Çocuklarına ve eşine çok düşkün bir anne. Efe'cim ben senin için çıkıldığım zaman bağırma olur mu? Ekranların sevilen ismi İkbal Gürpınar, eşi Emre Bey'le canlı yayına geliyor. Yalınla ayak düştüm Kabe yollarına. Günahıma ağlayarak düştüm Kabe yollarına. Duygu seli oluşturacak, şiirler okunacak. Birbirinden leziz yemekler için mutfağa girilecek. Dünden haşlamış olduğum fasulyemizi hemen ekliyoruz. İkbal Gürpınar ve eşi Emre Bey çok özel sürprizleriyle birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Tıklım tıklım dolu. Tıklım. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da Çocuklarımız gelmiş. Var, annelerimiz var. İlk defa programımıza gelenler var. Şöyle bir bakıyorum. Yeni Poyraz simalar. Efe. Tamam, biliyorum seni. Hoş geldiniz Poyraz hepiniz. Bu akşam artık mübarek Ramazan ayına bir giriş yapıyoruz. Bu akşam sahura kalkacağız hepimiz. Bütün Müslüman alemi. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz şimdiden herkese. Oruçtan herkesin Allah yardımcısı olsun. Tabii ki sağlık sorunu olanlar, işte ilaç kullananlar, oruç tutamayacak durumda olanlar tutamayacak. Onlar için tabii ki yapacak bir şey yok. Onlar da kefaretini verecekler. Bol bol dualarımızı edecekler. Bol bol dualarını edecekler. Bu sene galiba en uzun oruçlardan biri olacak. Yaklaşık 17 saate yakın bir oruç tutmuş olacağız. Ona göre de sevap kazanacağız. Allah da yardım eder diye düşünüyorum. Havalar sıcak ama her Ramazan'a girişimizde... Allah'ın çok da sıcak hikmeti. Değil havalar ya, güzel. İşte her Ramazan'a girişte böyle yazın bir şey oluyor. Bir yağmur ya. Oluyor, rüzgar oluyor, bir şey oluyor. Allah yardım ediyor. Herkese şimdiden Allah yardım etsin diyorum. Oruçlarınız kabul olsun inşallah. Amin diyorum. İnşallah. Bu akşam bir sahur sofrası hazırladım ki kendime. Ama yapma, abartma işte. Konuşmuştuk ya şeyle Gürkan Kubilay'la, hatırlıyorsan eğer geldiğinde neler yemen gerektiğini. Öyle poğaça arası sucuk koyma yani. Yanarsın ertesi gün. Dayanamazsın sonra. Valla bilmiyorum ya. Bu akşam artık bir şov var. Yani. Aa, kesin bir şov vardır ama neyse ertesi gün göreceğim ben seni yayında. Saat 2.30'da kalkarım. 3.30'a kadar. Yersin değil mi? Ne yersem yerim. Ya ama öyle olmuyor işte ya. Ama hiç dinlemiyor ki yani. Biraz dinlesen hiç dinlemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Dinleyemiyorum. Neyse, dinleyemiyorsun. Senin huyun kurusun. Evet. Peki bugün yine çok güzel program hazırladık. Artık son 3 programımızdan. Daha önce de bize geldiğinde eşiyle beraber gerçekten hem çok duygulu anlar yaşadık hem de böyle yüreğimize dokunan hikayeler dinlemiştik çok kendisinden. Çok keyifli sohbetler yaptık. Bugün mutfağa da sokacağız kendisini ama bu sefer zannediyorum bize yemek yapmayacak. Yaza uygun içecek tarifleri verecek. Evet. Sevgili İkbal hemen Gürpınar ve eşi Emre Ermiş. Büyük alkışlarınızla geliyorlar. Alkışlar! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canım benim. Hoş geldiniz. Nasılsınız tekrar. Görüşmeli? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Merhaba arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Çok büyük keyif alıyoruz sizlerle beraber program yapmaktan. Geri dönüşler o kadar mükemmel oluyor ki yani sosyal paylaşımda. İnanamıyorum. Hiçbir programa gittiğim zaman bu kadar çok geri bildirim almıyorum. Ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Harika. Çok böyle güzel, biz de güzel. İzleyicimiz de sizi çok seviyor. Bugün güzel güzel ilahiler dinlemek istiyoruz Emre Bey'den. Sizden de böyle güzel güzel hikayeler olabilir. İnşallah. Biraz bize siz çok fazla ümre yaptınız. Haç yaptın mı? Hacıyım tabii. Haç da yaptım. 6,5 aylık hamileyken Efe'ye. Hem de hamileyken. Harika. Biraz böyle oraları bize anlatırsın. Bu son gidişimde hele
o kadar güzel şeyler öğrendim ki paylaşmayı çok isterim. Çok mutlu oluruz. Albüm çıktı Alişan. Çıktı mı sonunda? Aa, hadi bakalım. Çünkü çıkmasaydı dedi artık yani. İyi Allah çok şükür. Allah çok şükür. Ondan bir şeyler okuyacağız inşallah. Tamam başlayalım mı? Başlayalım mı? Nasıl isterseniz. Başlayalım. 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 Hadi bismillah. Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim. Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim. Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim. Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim. Demedim mi, deme demedim mi, gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi, deme demedim mi, gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Medine'de yaşanıyor olay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma bahçesine gidiyor. Gayrimüslimlere ait bir hurma bahçesi bu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'nin radıyallahu anh orada çalıştığını duyuyor. Onun için gidiyor hurma bahçesine. Hazreti Ali 1,5-2 kilometre mesafeden bir kova su getiriyor. Bir hurma bahçesinin ağacının dibine dökebilmek için. Her getirdiği kova su o sıcağın altında, 50 derecelik sıcağın altında bir hurma kazandırıyor ona. O kadar yolu gidiyor, gitmek ve gelmek 3 kilometre düşünün. Getiriyor kovayı, döküyor hurma ağacının altına ve bir hurma kazanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor çağrılınca. Buyur ya Resulallah diyor. Neden çalışıyorsun burada ya Ali diyor. Ya Resulallah, evde günlerdir hiçbir şey yok. Evdekiler yemek bekler, aş bekler. Burada çalışıp eve yemek götüreceğim. O da diyor ki neden bana gelmedin? Ya Resulallah, biliyordum ki sizin de evinizde hiçbir şey yok. Buradaki kazandıklarımdan size de getirecektim. Bunu düşünerek çalışıyorum. İyi ediyorsun ya Ali diyor. Ve diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hurma ağacının altı cennet, üstü cehennemdir. Altı tuzlu suyla beslenir ama üstü 50-60 derecelerde yanmadan hurma olmaz. Bizse hiçbir acı çekmeden olgunlaşıvermeyi düşünüyoruz. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Hamız pişeceğiz, olacağız Allah'ın izniyle. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmektir muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Güller açmış ravzasında.
aslında. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sohbetimize başlamadan önce bir başsağlığı Türkiye'ye verelim. Sayın 9. Cumhurbaşkanımız ve defalarca da başbakanlık yapmış, Türk siyasetine gerçekten Türkiye'ye de iyi hizmetler etmiş birisi. Sayın Süleyman Demirel'i sabaha karşı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün yakınlarına başsağlığı, bütün Türk milletinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Onu da bir unutmadan söyleyelim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çocuklar nasıl? Çocuklar iyi. Dilara Yalova'da, onu epeydir göremiyorum ama Efe de iyi. Evde beni bekliyor ama gidemeyeceğim. Buradan Afyon Bolvadin'e gideceğim. Bugün Bolvadin'de bir hanımefendi, Serpil Hanım, bir açılış yapıyordu. Sırf sizin programımıza gelebilmek için oradaki katılma saatimi ileri aldı. İleri, ona çok teşekkür ederim. Serpil Kahraman Efendi'ye sağ olun. Peki nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan geçecek. Daha doğrusu sizin ailenizden. Ramazan dolu dolu. Hayır. Bundan önceki Ramazanlardan bahsediyorum. Yani bundan sizin ailenizden Ramazan'da nasıl geçiyor? Çok fazla, biz geçen sene sanırım bir tane birlikte iftar yapabilmiştik. Sahurda ziyadesiyle beraber oluyorduk ama yorgunluktan uyuduğumuz için pek sahura da ben kalkamıyordum işin açıkçası. Bu sene Ramazan'da da çok yoğun geçecek, öyle gözüküyor. Hatta Ramazan benim buradan çıkınca başlıyor kısmetse. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sevgi evlerinde yaşayan çocuklara yönelik bir etkinliği olacak. Harika. Buradan oraya koşacağım. Kısmetse de yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Sultanahmet'te start vereceğiz. Ne güzel. Harika. Benim de bir 18 yerde organizasyonum var. Bir 18 yerde. Yani şöyle, hani Facebook'ta, Instagram'da duyuracağım nerelerde olduğumu. Çok önce yazmıyorum. Çünkü dolandırıcılar benden evvel gidiyorlar. İkbal buraya gelecek işte 2 gün sonra, size çamaşır topu satıyor işte çok uygun fiyata, hediye veriyor. Geldiği zaman isterseniz değiştirir diye yalan uyduruyorlar. Hadi canım ya. Yemin ediyorum yani 2,5 senedir mahkemelerde perişanım. Hiç kimsenin evine hiç kimseyi yollamam. Hiçbir şey satmıyorum arkadaşlar. Aklınızda onu bilin ya. Hani kimsenin söylediğine inanmayın. Senin de resmin var biliyorsun. Ben uyardım arkadaşlar. Alkali suda sen kullanmışsın, zayıflamışsın. Ben kullanmışım, zayıflamışım. Alkali su kullanıyorum ama. Ama o markayı mı kullanıyorsun? Yani bilmiyorum. Ona bakmadım. Ona bakmadım ama kullanıyorum. O doğrudur ben yani. Ben limon sıkıyorum. Al sana alkali su. O da bir şey tabii ki. Hani sahtekarlar bizim resmimizi, çok ismimizi kullanıyor. Çok var. Daha neler var. Yani. Ben bir gün evvel yazıyorum. Ertesi gün nerede olduğumu oradan takip ederlerse. En güzeli, en sağlam sizin ağzınızdan dinlesinler. Alkali peki, bu sene Ramazan'da çok önemli. Onu hatırlatın izleyenlere. Nasıl? Su kaybı çok yaşayacağız çünkü tabii. Bu sene Ramazan'da. Evet. Bir hesap yapmaya çalıştık. 17-18, 18,5, 17,5 saat oruç tutacağız. 17,5 saat. Dolayısıyla hiç de değişmeyecek. Yaklaşık 20 gün aynı saatte iftar olacak. Evet. Nasıl olur sahur sofrası sizin sofranız? Ya şöyle olur. Ben 18 sene oruç tutamadım. Çünkü hipoglisemi hastasıydım. Elim ayağıma dolaşıyor, kanım çekiliyordu. Tutamıyordum. Ben onların hani karşılığını veriyordum hep ihtiyaç sahiplerine. Sonra o bilmiyorum geçen programda anlatmış bildim de 2750 lira vererek bir şey öğrendim. İlk ağzıma aldığım lokma protein olunca acıkmıyorsunuz, susamıyorsunuz. Bir de yemekten sonra mesela işte yumurta yedim atıyorum. Kahvaltım bitti, sahurum bitti. En sonunda da bol limonlu, limonun kabuğunu da atıyorum içine. Kaynar suda 10 dakika bekletip en son onu içiyorum. Bir bardak böyle içerseniz 5 bardak su içmişsiniz gibi vücut seviyesini ayarlıyor. Hiçbir şekilde ne açlık ne susuzluk. Yani geçen sene ilk defa tam oruç tuttum 18 seneden sonra. Bir dakika nasıl yaptın, bir daha onu söyle, ben de. İlk ağzımıza attığımız lokma protein olacak. Bak süper. Hem iftarda protein alıyorum. Eskiden hani hurmayla açıyordum sünnet gereği ama ben hipoglisemi hastası olduğum için. Yani şeker hastası zaten. Değilseniz, hipoglisemi değilseniz tabii ki hurmayla açın, tuzla açın sünnet gereği. Ama benim gibiyseniz ilk ağzımıza aldığımız şey kesinlikle ne pide olacak, ne hurma olacak, ne şekerli herhangi bir şey olacak. Mutlaka sofraya bakın ne var. Mercimek çorbası varsa asla içmeyin mercimek çorbasını Allah önce. Allah Allah, ben hep İşte menüye bak. Çorbaya. Menüde atıyorum orada pastırma koymuşlar iftar sofrasına, iftariyelik. Veya etli pilav var. Etini ayıkla, bir lokma etini 13 kez çiğne, yut. Ondan sonra şöyle bir dakika bekle. O zaman beynin kanıyormuş. Diyor ki bu İkbal hep bugün protein yiyecek. Protein insülini salgılayayım diyormuş. Protein insülini de kandaki şeker seviyesini zank diye düşürmediği için, karbonhidrat insülini gibi, senin şekerin düşmediğinden sen yemekten sonra
ay bir tatlı yesem hiç olmazsa bir reçele, bunların hiçbiri olmuyor. Tatlı yiyemiyorsunuz. Ne büyük bir nimet bir şey öğrenmişsin. Ve acıkmıyorsunuz. Peki sonrasında yemeğimiz bitti. Bol limonlu. Bol limonlu su içiyoruz. Ilık su içiyorsunuz. Yok, normal. İstersen soğuyunca iç, istersen sıcak yine. Çok güzel. Ben geçen sene hiç ve geçen sene günde 3 organizasyona gittim. O yüzden bu sene 18 diyorum. 2 canlı yayınım vardı. AVM'lerde sahneye çıktım. Bir de sahurdan sonra sahneye çıktım ama maşallah. Bu tık annemden demedi. Kalan bir batıl inanç. Maşallah hiç tık demeden bitirdim. Harika. Maşallah. Peki bize biraz şimdi artık şu hacca gittiğinizdeki deneyimlerinizden, Ümrelerden sık sık gidiyorsunuz. Haccan biraz paylaşın son gittiğinizde özellikle yaşadıklarınızdan. Dün değil, evvelsi 3 gün önce geldim en son. Beraber sunduğumuz program maalesef bitti. Hı hı. Bu akşam son bölümü yayınlanacak Kabe Yolları'nda programı. Yayından kalktı tamamen. Hayırlısı olsun. Evet ama çok teşekkür ediyorum böyle bir programı ekrana yansıtabildiğimiz için hem kanal yöneticilerine hem ekip arkadaşlarıma, Mustafa Akıllı'ya. Yani çok güzel şeyler yaşadık. Çok zor bir projeydi ama yani. Evet. Gerçekten çok zor bir projeydi. Çok maliyetli ama çok zor bir projeydi. Suudi Arabistan'da da Türkiye'de de bir de götürdüğünüz insanlara ibadet ettirmek istiyorsunuz. İçlerinde bir ukde kalmasın istiyorsunuz. Dolayısıyla çok yorucu bir programdı. Gece 24 saat çalıştığımız bir program. Peki bu kadar fazla gittiniz, Ümre'ye gittiniz, sadece gittiniz. Her gittiğinizde aynı duyguyu, aynı şeyi yaşıyor musunuz? Farklı şeyler yaşıyorsunuz ama yani. Her ama heyecan her seferin. Ben 45 kez gittim. Ama bu 45. gibi deneyimler farklı oluyordur mutlaka. Mesela annem, son gittiğinizde annem birazcık hani tam hastalığın adını söylemek istemiyorum konulmadığı için tam olarak unutuyor. Hı hı. Ve farkında değil. Odaları karıştırıyor maalesef. İşte o geçmişte alüminyum çaydanlıklarda çay içtiğimiz, alüminyum tencerelerde yemek pişirdiğimiz için arkadaşlar. Evinizde alüminyum ne varsa derhal çöpe atın, tamam mı? Alzheimer'a yol açtı çünkü. Kaynar suyla temas ettiği için alüminyum folyolarda o pişirdiğiniz tavuklar sizi Alzheimer yapıyor. Sakın ha alüminyum folyoda herhangi bir şey pişirmeyin. Annem unutuyor. Kabe'ye götürdüm. İşte annemi götürdüm son sefer. İş için gitmedim. Döndü baktı. A dedi beni camiye getirdin kızım dedi. Ben dedi çok başka şeyler hayal etmiştim. İçimden nasıl acıyorum. Rabbim diyorum her şeyin bir zamanı varmış. Annemin aklı başındayken buraya getirmek nasip olmadı da görüyor musun dedim. Farkında değil yani Kabe'de karşısında Kabe var, aa televizyonda görünen diyor. Aa, yani hiç canım. Farkında değil ama Medine'de bir mucize oldu. Tam Ravza'nın orada şükürler olsun yani sen de gittin Ravza'ya yani ne kadar zor giriyorsun içeri. Otelden çıkıp Ravza'ya gitmem 5 dakikamı aldı. Ravza'da namaz kıldı, ağladı. Hani Kabe'nin farkında değil ama Ravza'da ağlıyor. Döndü bana, ne dedim biliyor musun Rabbime dedi. Ne dedin anneciğim dedim. Defalarca beni buraya getirsin diye dua ettim dedi. Bilinci açıldı annemin orada. Ben çok mutlu oldum. İlk programda sadece Allah diyen bir adamcağız vardı Mustafa abi. Bıçaklanmış tinerci bir çocuk tarafından. Konuşma merkezi iptal olduğu için sadece Allah diyor. Acıktım Allah. Hani, acıktın mı? Adı ne diyorsun Allah diyor. Nereye gidiyorsun Allah. Hep Allah. Dönerken arabada bizimle salavat beraber geçiyor. Salavat getiriyordu. Aa, ne güzel. İzlemiştiniz değil mi? Bu akşam da 4 yıldır kanser mücadelesi veren nur yüzlü Nurdan'ımız kemoterapi alıyor. Hala en büyük hayali hastalandıktan sonra aşık olup birisiyle nişanlanıyor. Balayına Umre'ye gitmek istiyorlar. Bugün onları göstereceğiz. Ne güzellikler yaşattı Rabbim onlara. Bu akşam inşallah seyrederler. Harika. Bir şarkı daha alsak mı? Şarkıda ilahi alalım. Ama o ağız alışkanlığı ne yaptın kız? Yani. Bir ilahi de alalım, bir güzel bir arkasına da. Varabilsemi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bununla da alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Bu 53 lira kazandım, anlat. Aa, değil mi? Çok çok şeker ya, bana içeride anlatıyor. Çok tatlı, ilk defa diye para kazandım diyor. Telifini aldı, onu anlatıyor da. Şimdi bu parça Medine'ye yazılmış bir eser, İkbal Hanım yazdı. İçinde Uhud Dağı var. Şimdi genelde Umre'ye giden herkes, ki sen de gitmişsindir, biliyorsundur. Okçular Tepesi'ni Uhud Dağı zanneder. Aslında Uhud Dağı orası değil. Nasip oldu, bu defa Uhud Dağı'na gittim. Peygamber Efendimiz'in mübarek dişinin şehit olduğu mağaraya girdim. Rivayete göre Cebrail Aleyhisselam iniyor gökten. Çok hızlı bir şekilde Efendimiz'in kanı yere düşmesin diye, oralar helak olmasın diye yıldırım hızıyla inip kanadını açıyor. Ve Efendimiz'i kanadıyla yardığı Uhud Dağı'ndaki mağaraya götürüyor. Mağaraya girdim. Mağara çok dar bir mağara. Girmesinler diye de kapatmışlar. Bir şeyler dökmüşler. Mağaraya 5 metre kala bir miskamber kokuyor. Şimdi ben
Sevdağına çıktım, Hira mağarasına gittim, şehitliği gezdim, Kabe'ye yapıştım, ağladım. Bir koku var. Bu kokunun adı miskamber, cennet kokusu. Zannettim ki herhalde bir parfümeri dükkanına girdim. 5 metre kala. İçerisi muazzam kokuyor ama hani yabani hayvanlar, güvercinler pislediği halde en ufak bir kötü koku yok. Gayet güzel kokuyor ve Efendimizin oturduğu taş, kaya bildiğiniz şu koltuk şeklinde. Kısmet olursa inşallah bu akşam yayına gelirse izleyebilirsiniz. Hayatımda işte ruhumun bedeninden sıyrılıp ya gerçekten Allah var ve peygamber var işte yani bu bunun delilidir diye hissettiğim çok özel yerlerden o bir zaman tanesi. Şaşma mevzusunu mu? Vallahi bakasak. Peki. Siz bilirsiniz. Bundan sonra da onu yapalım. Tamam. Tamam. Hangisini istersiniz? Hadi, tamam. Hadi bakalım alkışlar. Neyleyim sen yoksan eğer? Servetim dağ gibi olsa istemem, istemem sen yoksan eğer. Varabilsem, gelebilsem, Medine'yi görebilsem, hasretim dindirebilsem, ah ölmeden bir gidebilsem, Medine tüter gözümde. Ah, ölmeden, ölmeden bir gidebilsem, bir görebilsem inşallah herkese nasip olur. Cennet bahçeli Medine, 10.000 sahabe sinende, Uhud dağı, Hamza, Hamza sende, kalbimizdesin Medine. En sevgili olan sende, hasretimsin Medine. Varabilsem, gelebilsem, Medine'yi görebilsem. Cennet bahçeli Medine, 10.000 sahabesinde. Uhud dağı, Hamza sende, kalbimizde silmedin en sevgili. Gelebilsem, Medine'yi görebilsem, hasretim dindirebilsem, ölmeden bir gidebilsem.
ziynet ter gözünde. Ter gözünde. Ah, ah ölmeden görebilsem. Ölmeden gidebilsem. Seferinde bu şarkı bizi böyle alıp götürüyor. Gerçekten çok bu sefer seviyorum. Ne öğrendim? Mahvoldum. Bir trafik kazası oluyor Medine'de. Hac zamanı. Bizim Türklerden birisi de orada yaşayan, ikamet eden ama Türklerden birisi ailesini getiriyor. Orada bir balıkçı var. Biliyorsun o civarın balıkları çok meşhur. Hemen balık alıyor. Arabaya koyuyor. Bir de bakıyor yolda yaşlı. Hintli bir çift olduğunu tahmin ediyor kıyafetlerinden. Nasıl böyle iki büklümler, zayıflar. Gelin diyor, nasıl olsa trafikte bekliyoruz. Harame gidiyorsanız sizi götüreyim. Arabaya biniyorlar. Sonra bunlar balığı açıyor trafik durduğu için. İkram ediyorlar. Böyle yapıyor, istemem. Yesene amca diyor, istemem diyor. Lütfen ye, yok. Ama acıkmışlar. Çantalarından bir kuru ekmekle su çıkarıyorlar. Hani böyle bizim krakerlerimiz olur. Peksimetimiz Anadolu'da olur. Peksimeti suya batırıyor, yiyorlar. Bu sefer iyice utanıyor bizim arkadaşımız. Diyor ki, neden yemiyorsunuz? Evladım diyor, biz buraya gelebilmek için tam 7 yıldır bunu yiyoruz. Ya. Eğer şimdi senin sunduğun balığı yersek midemiz kaldırmaz. Haccımızı yapamayız, midemiz bozulabilir. Biz inşallah nasip olursa haccımız bittikten sonra artık yemek yemeye başlayacağız. Ya. Yani nasıl bir aşktır. Nasıl bir ve birçok kişi orada sokakta yatıyor. Benim hani çok param yoktu bu gidişimde, Allah şahidim ya. Bir baktım Hintli bir aile perişan. Rabbim dedim, hani bunu ben vermiyorum, sen veriyorsun. Çünkü o paraya benim dönünce ödemelerim var. Çıkarttım, hiç vermemem gereken bir rakamı verdim. Allah'ım, bir üstüme zıplamadıkları kaldı. Demek ki belki de dönüş için o paraya ihtiyaçları vardı. Yani aynen. Rabbim birilerini vesile kılıyor. Evet. Ne olur kıymetini bilelim. Hem dinimizin hem ülkemizin güzelliklerinin. Yani çok şükür bizim ülkemizde hacca gitmek için 7 sene aç kalacak kimse yok, değil mi? Yani. Şükürler olsun Rabbime. Ve Allah bir öyle şey bir şey ya. Ki bu. Çok parası olana nasip bazen etmiyor. Kısmet etmiyor. Evet. Aynen. Evet. Az parası olan işte Diyanet İşleri Başkanlığımızın şeyleri var. Oraya yazılıyor, bir kurada çıkıyor. Ben de öyle bir şey yaşadım mesela. Ben de en son gün hatırladığım, hala böyle şey yaparken çok duygulanırım. İşte dedik ki son tavafımızı yapalım. Veda tavafı. Veda tavafımızı yapalım. Ondan sonra otelimize gideceğiz. Sonra geri döneceğiz. Uçağımıza bineceğiz, gideceğiz. Tabii ki orada tavaf ederken bütün milletleri tanıyorsun. Hani hangi milletten hangi insanlar olduğunu biliyorsun. Bir tane yaşlı, bir böyle bir anne, bir de yaşlı bir dedemiz. Böyle teyze onun böyle şeyine yapışmış, gömleğine yapışmış. Kaybolmamak için tavaf ediyorlar ve bastonla tavaf ediyor. Dedim ki hani bunlara yardım edelim. Biz 5-6 kişi gitmiştik. Dedik ki hani biraz önlerinde duralım ki. Çünkü çok çarpıyorlar. Hani düşecek gibi oluyorlar. Ama görsen böyle nasıl nur yüzler, nasıl şeyler. Biz 5'imiz böyle gittik. Dedik amca siz rahat rahat tavafınızı yapın. Hiç konuşmadılar. Tavafı yaptık. Sonra tavaf namazımızı kıldık. Kıldıktan sonra yine yanlarına gittik. Dedim ki eşiniz mi dedim. Dedi abim dedi. Abisiyle birlikte gelmiş Sivas'tan. Ha Türk. Türklerde. Abisiyle birlikte gitmiş Sivas'tan. Onlar da işte 7-8 sene bu parayı biriktirmişler. Ve biz dedi buraya ölmeye geldik oğlum dedi. Allahu ekber. Yemin ediyorum yani o kadar böyle duygulandım ki. Ve 7 tane çocuğum var dedi. Dedim ki çocukların hiçbiri neden gelmedi? Neden çocukların hiçbiri yardım etmiyor? Oğlum dedi biz büyüttük onları. Evlendirdik şey yaptık. Ama şimdi bize bakmıyorlar dedi. Ve abla kardeş, ikisi abi kardeş ikisi gelip orada tavaflarını yapmışlar. Nerede kalıyorsunuz dedim. Çağlı'da. Çok uzakta. O kadar uzak bir yer ki. Bir haç binası. Allah, Ranza'da. Allah bize nasip ediyor. Çok yakın bir yerde kalıyoruz. Çok güzel şartlarda kalıyoruz. Evet. Yemin ediyorum ta Peygamber Efendimiz'in evinin ta uzağında bir yerde kalıyorlar. Yürüyorlar. Yürüye öyle bir yani dedim ki bırakayım ben sizi. Hı. Yok dedi biz yürüyerek gideriz dedi. Teşekkür ederim dedi.
Sivas'a gelirsen dedi, Sivas'ta mutlaka bize uğra dedi, yemeğimizi ye dedi. Yani gittiler nasıl hüngür hüngür biz ağladık ve şaşırdık. Ramazan'da Sivas var mı? Öyle yok. Bir şey nasip etti Allah bize. Numarasını alalım da. Yavaş yavaş gözden kayboldular gittiler. Hani neler? Bu anlattığınız hikaye gibi orada ne hikayeler, Cengiz, ne şeyler Numanoğlu, var. Cengiz Numanoğlu, bilmiyorum geçen programda siz de okumuş muydum ama Beytullah'ta Ben diye bir şiiri var benim bir evvelki albümümde. Yani o kadar güzel anlatmış ki oraları. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Ya. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa. Görüyor musun Mustafa abi? Döner, aa! Ne zaman Mustafa abi, nereden bu? Vallahi sizin ekip var ya. Ay canım benim. İşte orası öyle bir yer ki. Hani az önce dedin bak, ya mağaraya bak, girdim de. Bak burası Türk Dağı arkadaşlar. Burayı kimse hani bilmez. Cebel Kabe'ye Türkiye'de yukarıdan bakan bir tepe burası. Şu saat kulesinin altında Kabe var işte. O saat kulesinin olduğu yerde eskiden bizim Osmanlı atalarımızın Ecat yapmış Kalesi. Olduğu Ecat Kalesi vardı. Hiç sevmediğim o saat kulesi. Allah affetsin ya. Ne bileyim bilmiyorum ama. Çünkü çok heybetli. Kabe'yi tavaf eden, ben ilk gittiğimde oralar yoktu ve direkt Kabe'nin o muazzam evet. Hani haşmetiyle karşılaşıyordun. Şimdi maalesef insanların şimdi elinde cep telefonu. Ay değil mi ya? Sanki turistik bir seyahate çıkmışlar da etraftaki binaları çekiyorlar. Burası Mescid-i Nebevi, yeşil kubbe gördüğünüz. Peygamber Efendimiz. Kabri var. Kabri evet, var. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer onun altında. Burası da Mikat Mescidi. Burada ne diyoruz? Niyetleniyoruz. İki rekat burada namaz kılıp. Burada ihrama giriyoruz artık Medine'den çıkarken. Artık burası Kabe. Yani. O şiiri okuyalım mı? O Beytullah da benim. Evet. Eyvah. Onun hepsi ezberimde olmayabilir. Olduğu kadarını mı okuyayım? Cep telefonumu verirlerse internetten hemen bulurum. Biz buluruz. Onu bulana kadar. O zaman bana bir döküversinler. Beytullah da ben, Cengiz Numanoğlu arkadaşlar. Bir salavat var. Çok güzel. Tamam. Dökelim onu. Cengiz Numanoğlu. Hemen Cengiz onu indirelim. Numanoğlu. O sırada başka bir şey dinleyelim. Tamam inşallah. Ne yapalım? Güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Benim çok oturarak sevdiğim da, bir eser. Olur. Tabii ki, bir sultanım yapabilir misiniz ha. Arkadaşlar? Niye hadim? Çok severim ben. Sen kaldır beni. Aşkın ile yandır beni. Haber gönder, aldır beni. Derde dermane. Sultanım, yol yürürüm yollar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur, sana varmak bana onur, derde ferman ey sultanım, sultanım, sultanım. Tut elimden kaldır beni, aşkın ile yandır beni. Haber gönder, aldır beni, derde derman ey sultanım. Yol yürürüm yollar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur. Sana varmak bana onur, derde ferman ey sultanım, 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 sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sen de yitir, derde derman ey sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sen de bitir. Yiteceksem sen de yitir, derde derman ey sultanım. Sultanım, derde dermane
Dile ferman et sultanım. Aşkın ile kıl derbeder, gönül bu derde sabreder. Aşktan gelen aşka gider, derde derman et sultanım. Yola düştüm, yarda kaldım. Güle düştüm, harda kaldım. Dile düştüm, yarda kaldım. Dile ferman ey sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yetir, derde derman ey sultanım. Sultanım, sultanım. Kıl derbede, gönül bu derde sabreder. Aşktan gelen aşka gider, dile ferman et sultanım. Yola düştüm, yarda kaldım. Güle düştüm, harda kaldım. Dile düştüm, yarda kaldım. Dile ferman et sultanım. Sultanım. Sultanım, sultanım, sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir, derde derman ey sultanım. Sonucu sen de bitir, yiteceksem sen de yitir, dile ferman et sultanım, 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 derde derman et sultanım. Dile ferman et sultanım. Ağzınıza sağlık. Şiirin sözleri gelmiş. Meryem Hanım'la alıp gelin. Harikasınız. Çok teşekkürler. Evet. Hepsini okumam, merak etmeyin. Çok uzun. Bir gördüler numaraları koyuyor. Arkadaş eyvah diyor. Çok uzun bayağı ama uzun. Yani bu şiirin tamamını okusunlar. Cengiz Numanoğlu hocamın kendi sitesi var. İşte bu. Yani Allah bilir ama galiba Beytullah'la ilgili bundan daha güzel bir şiir yok yazılamaz. Diyorsun. Yani yok böyle bir şey. Çok özel bir insan o. Hele ki sizden dinlemek bizim için daha da özel kılacak. Allah razı olsun, telbiye kesinlikle getiriyoruz değil mi? Tabii. Evet, hadi bismillahirrahmanirrahim. Telbiye de ne demek? Hani bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Alişan biliyor da. Ben bilmiyorum. Şimdi biz Türkiye'den eğer Mekke'ye uçuyorsak havaalanında, ama Medine'ye uçuyorsak Medine'den Mekke'ye giderken Mikat Mescidi'nde ihrama giriyoruz. O kıyafetimizi kirletmiyoruz, değiştirmiyoruz. Mis gibi kokularımızı sürünüyoruz başta. Sonra iki rekat namaz kılıyoruz. Namaz kıldıktan sonra niyetimizi getiriyoruz. Rabbim diyoruz Türkçesi. Niyet ettim senin için umre yapmaya. Sen bunu bana kolay kıl ve benden kabul eyle diyorsun. O andan sonra artık buyur Allah'ım buyur. Çünkü Hazreti İbrahim bir çağrıda bulundu. Hazreti İbrahim'e Beytullah'ı bitirdikten sonra Allah-u Teala dedi ki hadi çağır insanları. Kimse yok ki, incin top oynuyor. Kimi çağırayım Allah'ım dedi. Sen çağır. Duyanlar gelecek. Biz o oraya gidenler inşallah Allah herkese nasip eder. Amin. Evet. O geleceğim. O sesi duyan insanlar. Evet. Yani mali durumu iyi olsun olmasın herkes gidebiliyor. İşte buyur Allah'ım buyur emrine uyup geldim diyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك
İnnel hamde ve'n ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve'n ni'mete لك والملك لا شريك لك. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede. Kaç milyon amin, amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Kimi ayağında yarım çarı, kaç yerinden kanar topuk yarı. Meğerse kefenmiş başta sarı. Ne aşıklar gördüm Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında. Ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta. İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması. Göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Bin rütbeyi bir secdede atlayan, bir secdeyi yüz binlere katlayan, bu karını meleklerle kutlayan ne tacirler gördüm Beytullah'ta ben. Kaç yerinden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar, vecde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah, Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Vah ki bana, bunca yıldır gülmezdim. Gözlerimden böyle yaşlar silmezdim. Vah ki bana, huşu nedir bilmezdim. Tattım o lezzeti Beytullah'ta ben. Çekildi kapımdan şeytanı kebir, çekildi kanımdan zorbalık cebir. Ne bir haset kaldı, ne gurur, kibir. Yerle yeksan oldum Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden bir daha istiyor bir kere giden? Meğer insan alamazmış cevabı gitmeden. Aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma. Halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta ama gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben. Gönlümü bıraktım Beytullah'ta. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet.
canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Ahmet adı güzel kendi, güzel Muhammed. Of ya, harika okudun. Sen de harika okudun. Çok güzel her şey. Yani bunu, bu sizde kalsın olur mu? Ne olur tamam, bir okuyun. Oraya gidenler de tam diyor. Bunu yazmış işte. Yani nasıl bir hissiyattır. Tercüman olmuş değil mi ya? İnanılmaz. Mükemmel bir beyefendi. Yani hocam Bursa'da yaşıyor. Siz aslında şimdi karı kocasınız ama bir yandan da gerçekten şimdi baktığımızda çok özel şeyler paylaşıyorsunuz değil mi? Yani, çok şükür. Yani inanılmaz, şimdi görüntülere de bakıyoruz. Kim bilir kendi içerisinde yaşadığınız o manevi duygular. Hani bambaşka şeytan şeyler çok uğraşıyor ama biliyor musun? Aa. Yani Umre'ye veya Hacca gidenlere... Genelde Mekke'de kavga ederiz. Öyle mi? Aa, orada neden? Şeytan, neden? Orada, ne yüzünden şeytanın kaldı? Ejderhası varmış orada. Hiç. Hı-hı. Asansörde iki adam demiş ki... İkbal Hanım olur, restoranda olur. Gördünüz mü ne kadar güzel kadınmış olur, demiş. Olur. Anam çıktı asansörden bana saldırıyor. Yani inan, dövecek yanlış beni. Yanlış yere saldırdınız. Emre Bey adama saldıracaksınız. Adama da saldırmasın. Yani şimdi Çağla Şikel güzel dese bir insan. Allah güzel yaratmış. Hani şöyle dese Allah korusun. İşte İkbal bilmem ne dese. Ha, evet, tamam evet. O zaman gelsin beni. Dövecekse dövsün. Ama yani güzelmiş şey söylemiş. Hani evet. Güzel bakan güzel görür. Herkes beni güzel olarak görmüyor ki. Evet. Güzel bakan, aha, güzel görür. Neyse, siz biz güzelseniz bir şiir okuyalım, güzel. Bir ama hiç bu konular konuşulmuyor canım sizle de. Şakadan anlamıyorsunuz. Diyorsun. Şey. Yani gerçekten bir de hani Macide annemiz var. Seyide Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından. O özellikle çıktığım programlarda bir şey söylememi istiyor. Buyurun. Nazar var biliyorsun Çağla'cığım. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de de var. Nas ve Felak sureleri, evet, sırf bu yüzden, hı-hı, inmiş. Eğer diyor ezan okunduğu vakit içinizden ezanı duyunca ya kalkayım da bir namaz kılayım diye geçiyorsa ama kılamıyorsanız araya şu programda bitsin de şu işimi de aman daha ikindiye de çok var canım filan deyip kalıyorsanız diyor sizde nazar olduğunun en önemli belirtisi, ha, budur kılmana diyor. Kılmana engel, tabii, bir şeyler, ha, çıkıyorsa sen önüne. İçinden geçiyor ama kılamıyorsun veya geç kılıyorsun, son anda kılıyorsun. İşte o zaman diyor kesinlikle tedaviye, hmm, ihtiyacınız var. Üç öğün, üç kere, sekiz tane sure var. Kısa kısa onları okuyup tedavinizi yaptıktan sonra rızkınız, ailenizin huzuru... Her şey, psikolojik durumunuz, hmm, her şeyiniz değişiyor. Hmm. Ne zaman Allah'tan uzaklaşıyorsunuz? O zaman fabrika ayarlarımız aslında özümüz Allah'la birlikte olmak istediği için. Çünkü bizi ruhundan üfleyerek yarattı ya. Ayarlar bozuluyor. Ayarlar yani, bozuluyor. Yani bunu içeride sağ olsun ben ona Eslem diyorum artık değil mi? Eslem Cim'le konuştuk. Mesela ben diyelim 2400 motor bir jipim. Benim ne tür bir benzin kullanmam lazım? Kurşunsuz benzin. Ama sen bana tutup da mazot koyarsan, hı-hı, ne olacak? Bozuluyor. Motoru bozulacak. Evet. Yani biz özümüzden uzaklaştıkça mutsuzlaşıyoruz. Doğru. Depresyona giriyoruz, panik ataklar yaşıyoruz veya madde bağımlılığımız oluyor. Hı-hı. Fecir suresinde diyor ki Rabbim, ben diyor cennetime gel gir diyeceğim diyor. Ama kime diyeceğim? Benim rızamı almış ve... razı olduğum kullarıma. Hı. Ama bize ne öğretiyorlar? Şunu giyersem acaba işte Çağla ne der? Şunu yaparsam komşum ne der? Şunu ne de yaparsam kocam ne der? Evet, şunu. Evet. Oysa bizim attığımız her adımda, evet, acaba bu yaptığıma Rabbim ne der? Yapacağıma dersek ne cinayet olur? Ne özge ya, canlar ölür? Ne ya, hapishaneler dolar arkadaşlar? Yani ne olursunuz özümüze dönelim. Olur, özümüze dönelim. Özellikle insanlıktan çıkan insanlar yüzünden zaten, aynen, bu haldeyiz. Bir de özellikle bizim dinimiz kadına o kadar önem veren bir din ki, ah, Peygamber Efendimizin o kadar yaptığı güzel şey var ki bizim dinimiz indirilmeden önce kız çocukları
Gömülüyormuş. Oraya gittik, çekim yaptık. Kız çocukları canlı canlı gömülüyor. Kabe'ye çok yakın bir yer. Bebeklerin cenaze. Ben gittim, ben de gittim oraya. Uyuları gördüm. Yani siz de görebilirsiniz. Tam yerini tarif edelim mi? Şimdi Saat Kulesi'ni karşınıza alın. Kabe arkanızda. Sağ tarafta arada hiç binanın olmadığı bir toprak alan var. Niçin toprak alan biliyor musun? Neden? Oraya da bina yapmak istemişler. Mezarları yok etmek için düzlüyorlar. Ama ve lakin sabah gidiyorlar. Yine eski. Olağan dışı bir şey yaşanıyor ve artık aman diyorlar buraya hiçbir şey yapmayalım. Hazreti Ebu Bekir'in evine denk gelen yerin tam karşısında. 10 binlerce bebek cesedi var. Canlı canlı atılan. Ve hepsi kız çocukları. Hepsi kız çocuğu. Hazreti, cahiliye döneminde Hazreti yapılan şeyler. Ömer'in Peygamber Efendimiz'de bir sohbeti var. Aslında İkbal o menkıbeyi anlatırsa çok güzel bir hadise. Hazreti Ömer de Müslüman olmadan önce kızını nasıl attığını biliyor musunuz? Onu bir anlatsın eğer isterseniz. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hadi alalım. Geçmişte diyor yaşadıklarıma bakıp da çok güldüğüm ve çok hüzünlendiğim iki olay var. Nedir o olaylar ya Ömer diyorlar. Eskiden diyor helvadan kendi putumuzu yapardık. Ona tapardık Allah'ımız diye. Sonra da karnımız acıkınca kendi yaptığımız tanrılarımızı oturup yerdik diyor. Ne kadar komik bir şeymiş diyor. Ama hani gelenek öyle olduğu için insanlar çok sorgulamıyor. Peki hüzünlendiğiniz şey diyor. Hüzünlendiğim şeyse diyor kendi kızımı diri diri kuyuya atma sahnem. Biliyorsunuz bebek doğar doğmaz kızsa hemen elinden alıyor baba onu götürüyor kuyuya atıyor. Ama ve lakin eğer anne mali olarak güçlüyse, zenginse, lafını dinletiyorsa ne olur hemen öldürme diyor. Biraz yaşayayım onunla diyor. 3, 4, bilemedin 5 yaşına kadar kız çocuğuyla yaşıyor. Sonra öldürme zamanı geliyor artık toplum baskısı. Diyor ki çocuğuna hadi yavrum dayıya gidiyoruz. Dayıya gidiyoruz lafını duyunca anne biliyor ki kızının ölüm vakti gelmiş. Hazreti Ömer'in de kızını hadi yavrum dayıya gidiyoruz deyince o gerçekten dayısına gideceğini zannediyor. Annesi en güzel elbisesini giydiriyor güzelim kıza, saçlarını örüyor, güzel kokular sürüyor. Onunla vedalaşması o kadar zor ki annenin. Götürüyor Ömer o kuyuya. Tam atacağı sırada kız tutuyor kolundan babasının. Babasının ayağı kaydı da elinden kız kendisini düştü diye algılıyor. Halbuki Ömer onu atmaya çalışıyor. Kız aşağı düşüyor. Toprakla üstünü örteyim de bir an önce ölsün acı çekmesin derken toprak üstünü kirletiyor. Babacığım öyle yapma üstün kirleniyor diyor kızcağız. Kızımın diyor o çığlıkları ve bakışını hayatım boyunca unutmayacağım. İşte İslam bizi o cehalet döneminden ne günlere getirdi? İslam'a kadına değer vermiyor diyenler tamamen bilgisizler. Çünkü biz umreye ve hacca gittiğimizde kimin yaptığını yapıyoruz biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Zenci bir köle kadının yaptığını yapmaya gidiyoruz. Hazreti Hacer annemiz hem zenci hem köle hem kadın. Erkeğiyle kadınıyla Hazreti Hacer'in yaptığını yapmayana ne umresi oluyor ne haccı oluyor. Bu mu kadına değer vermemektir arkadaşlar? Karanlığın ortasında parlayan bir güneş gibi imanın doğduğu şehir Mekke. Mekke güzel şehir. Döneceğiz, döneceğiz. Vahyin kalbi döneceğiz. Geleceğiz, geleceğiz. Mekke bekle bir gün geleceğiz. Karanlığın ortasında parlayan bir güneş gibi imanın doğduğu şehir Mekke, Mekke güzel şehir imanın doğduğu şehir Mekke, Mekke güzel şehir döneceğiz, döneceğiz vahyin kalbi döneceğiz, geleceğiz, geleceğiz Mekke bir gün geleceğiz.
sana, süzülsem sokaklarına, çiğdem olsam, çiçek açsam, kavuram o toprağında. Döneceğiz, döneceğiz, Mekke bir gün döneceğiz. Geleceğiz, geleceğiz, Mekke bekle, geleceğiz inşallah. Gitti. O arkadaki uzun saçlı güzel kız eşlik etti. Teşekkür ediyorum sana güzel kız. Ağzına sağlık. Ay tatlım benim. Çok güzel program oluyor ya. Vallahi çok güzel sohbet oldu. Aslında olur. Ramazan hani biliyorsunuz midemizi aç tuttuğumuz bir ay değil. Fabrika ayarlarına dönmemiz gereken evet. Bir ay. İnşallah niyetlenelim. Allah sonsuz affedici. Battı balık yan gider yok. Nasıl olsa cehennemin kaynağı kuyusuna düşeceğim. Aman demeyin olur mu? Allah'ın rahmeti sonsuz. Değil mi? Evet. Düşürmemek için yaradan bin aydan daha hayırlı bir gece Kadir gecesini evet. Ramazan'ın içine koymuş. Evet. Biz o gece layıkıyla ibadet edersek belki yıllarca yaptığımız yanlışlara karşılık gelecek. Yani kimse bilemeyiz. Sütten çıkmış akkaçık değil ki yani. Tabii, canım, tabii ki. Tabii hepimiz ki. Günah işiyoruz. Hepimizin günahı var. Hepimizin maalesef. Sevabı çünkü bilip da var. Bilmeden şaşarım diyor yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan'ı yaşayıp da günahlarından hani cenneti hak etmemiş kişiye şaşarım diyor. Böyle bir fırsat var elimizde. Evet. Bir hani özür dileyerek çok konuşmuş olabilirim yok, ama. Yok, çünkü canlı yayınım yok ya uzun zamandır. Özlemişsiniz. Şişmişim. Rahat bıraksan kendini. Ya şöyle bir şey var. Özellikle gençlere sözüm. Çünkü sizin programınızı gençler de çok seyrediyor. Diyorlar ki gençlere aman bir kereden bir şey olmaz. Aman hayatını yaşa ayol bir daha mı geleceksin dünyaya? Özgür ol, özgür ol. Halbuki burası çok önemli. Biz özgür olduğumuzu zannederken Allah-u Teala'nın iyi kulluğunu kaybedip şeytanın kölesi olmuş oluyoruz. Yani özgür olmuyoruz. Şeytanın kölesi oluyoruz. Üstelik Allah'ın kulluğu seni iyi yerlere götürüyor Allah'ın izniyle. Şeytanın köleliği gerçek alemini de yok ediyor. Aklınızı kullanırsanız ki Kur'an'da en çok geçen cümle bu. Akletmez misiniz? Rabbim inşallah hepimize bizler de dahil hidayet nasip etsin. Rızasını almış kullarından eylesin. Evet. Amin. Amin. Şimdi acaba diyorum ki şöyle biraz mutfağa geçsek mi? Geçelim seve biraz seve. Biraz geçelim şöyle biraz içimizi bir ferahlat. Tamam. Yaktın içimizi yaktın. Yakın. Nikaha beni yaktın zaten. Kendime kıyamam. Gelmem için şöyle bana, yüreğime bir su serp. Tamam serpelim. Bir şey yap. Hadi şöyle ne yavaşça yapalım? Arkadaşlar, mutfağa geçelim. Size kendi soğuk çayınızı kendiniz yaptıracağız. Haydi bakalım. Kavunumuz, limonumuz. Aa çay mı yapacağım bize? Hem çay ice tea yapacağım. Yani buzlu çay. Ha. Yok o bir marka değil biliyorsun. Ha, doğru buzlu çay. Buzlu çay. Çay. Soğuk çay yapacağız. Ondan sonra kavunlu bir içecek var. Hadi. Evet. Beyefendi çok sever. Aslında hani dondurma olsa vanilyalı dondurma o zaman da çok güzel ama buzdolabımızda buz varsa ve eğer blenderımızda buz kırma yeteneğine sahipse onu buzda da yapabiliriz. Bakayım tamam. Hemen hangi ben buza siz istiyorsanız lazım. Sanki. Önce kettle'ımız var mı arkadaşlar? Var kettle var burada. Ha kettle'a içme suyu koyacağız. Olur i̇çme mu? Zaten buna konulmuş. Süper. Bizde onu bir kaynatacağız. Hani kaynatayım mı? Onu bir kaynatalım. Neye ihtiyacımız var? Buzlu çay için arkadaşlar. Bunu ben burada fazla izleyerek fazla koydum. Normalde bir
böyle sürahi için ille ille cam olsun ama, olur mu arkadaşlar? Hiçbir zaman plastik, silikon vesaire asla hiç kullanmıyorum. Sen canım ister misin? Süper canım. İşte böyle geldi. Kızın gönlü zengin. Çok zenginim. Maşallah. Sen bunu bir şey yaparsın, kavun için kırarsın. Şurada bir poşete dursun. Koyayım onu, hemen kırarım ben. Sen bize iceberg getirdin. Ha, böyle böyle kırarsın. Çok iyi fikir. Hemen çok iyi şimdi fikir. Ben onu hallediyorum. Önce ice tea yapalım. Bir poşet alayım. Üç buzlu poşet. Yani. Evet, ben Earl Grey kullanıyorum. Yani bergamutlu çay. Bizim Antalya yöresinde de çok güzel yetişen bergamut denilen bir meyve. Bu turunçgillerden bir meyve. Earl Grey, E-A-R-L-Y diye yazılıyor. Earl Grey çayından 3 tane böyle hazır demlik poşet. Eğer poşetiniz hani bunu sağlıklı değil diyor kimileri, böyle kullanmak istemiyorsanız bir böyle tülbentin, pamuklu bir tülbentin içine çayınızı koyup aynı şeyi yapabilirsiniz. Aynen. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. 3 tane limona ihtiyacım var. Bunları arkadaşlarım evvelce yıkadı, hazırladı. Bir sürahi soğuk çay için 3 limona ihtiyacımız var. Limonata şekere ihtiyacımız var. Çok bu iyi limonata da için. Evet, limonata da yapacağız inşallah. Bakın bunlar malzemelerimiz. Şimdi bunu açacağız Allah'ın izniyle. Bıçağa ihtiyacım var. Ben bir ellerimi yıkayayım. Ay. Ben de şöyle, sen ne yapıyorsun? Bak, buz kırıyor. İşte bir buz kırma. Şey gibi oldu ama. Bir insan. Baksana. Neydi? Buzun adeta. Ne yapıyorsun? Birine mi kızın sen? Ne oldu? Vallahi bravo. Ne oldu? İşte ben. Yani adlinizi bilin. Helal. Sağ ol valla. Hallettim. Kırat çok güçlü bir insan kendisi. Evet. Bunu tahtaya koyalım da daha iyi olur. Bıçağımızı alıyoruz. Bunlar yıkandı. Buzlu çay yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Limonlu. Bunun şeftalisini de yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Henüz yapamazlar ama. Niye? Şeftali çıkmadı. Çıkınca yani. Çıktı ya. Şey, çıktı da şu anda şey. Tam şey değil şeftali. Oğlum, nam, nam, nam. Limon çekti ya. Kimileri de şimdi onu peki biliyorsun. Bunu bir şey diyeceğim. Bunu ne bileyim hani sahurda falan gitsek. Tabii tabii ama satır mı bize şeker var ya içinde. Şeker. Bu iftarda, iftarda hani misafire. Test biz hazır yani Emre Bey çok sever böyle hazır içecekleri ama ben çocuğuma evdeyken kesinlikle hazır hiçbir şey içirmem. Şimdi çocuğuma sahuru... içiririm. İçirmem, Emre'ye içiririm diyorsun. O kendi tercih ediyorsa ne yapayım hayatım? Bir insan kendi ölümü tercih ediyorsa. Ben ne yapayım? Gece sahuru ne kadar sağlam yaparsanız gündüz o kadar çok acıkıyorsunuz. Evet ya. İşte hayır hiç öyle alakası yok. Kesinlikle. Mutlaka sahurda yumurta yiyin. Olur mu? Yani bunu, üç bunu tane yumurta yiyin. Ben en az üç yumurta yiyorum sahurda. Değil mi? Hafif güzel bir kahvaltı, güzel böyle yağsız bir omlet, biraz peyniri böyle. Evet hani evet. Çay yani. İçmeyin diyorlar. Özellikle de işte böyle. Çay içeceksen de bir bardak iç diyor. O da çok açık çay iç diyor ki. Ertesi gün çok susatmış. Aynen. Ben aynen. Karıştırmıyorum. Ben mesela bu akşam sahurda 10 tane yumurta yemedim. 10 tane de fazla, karaciğerine de yaz sıcağında. Hani 3 tane iyi. Ama yumurtaysa sadece yumurta yiyorsun. Peynirle karıştırma. O zaman vücut asitini protein artırıyorsun hayatım. Et yiyorsun. Suyumuz kaynıyor. Bunun üzerine şeker miktarı tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Az da koyabilirsiniz. Çok da koyabilirsiniz. Ben bir kaşık alabilirsem. Kaşığının nerede canım? Şurada. Buyurun. Peki. O daha parlak. Hangisi parlaksa? Yani şimdi siz şekerli mi seversiniz? Hayır, nasıl? Hayır. İki kaşık yeter. İki kaşık. Gerçekten. Vallahi bize yeter. Bize yeter. Değmesin. Peki. Allah hadi bismillahirrahmanirrahim. Dökeyim mi? Ha, sıcak lütfen. Su döküyordu. Tabii tabii. Tamam yok, azıcık şu çayın üstünü kapatana kadar sıcak. Çok da basit. Ondan sonra limonu koyduk, bir de poşet çay koyduk. Yeter, yeter Emre'cim. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Buzu mu koyacağız? Bunun üzerine şu plastiği koymayın, tamam mı? Sakın. Çünkü bu plastik sıcak buhar gelecek, bozulur. Aşağı inecek artık bıktığı için konuşa konuşa. Bunun üstüne cam bir şey. Başka bir şey kirletmemek için. Mutfakta ben öyleyimdir. Şimdi bunu böyle demlemeye bırakıyoruz. Birazcık sonra Allah'ın izniyle çayını çıkaracağım. Üzerine soğuk su ekleyeceğim. Hem de şekerini eritmiş olacağım. Bu kadar. Böylece çok daha iyi olur. Demleniyor. Bu güzel. Bu basit. Aynen öyle. Gelelim işin en güzel bölümüne. En güzel bölümüne. Şunu bir yıkayalım. Bunun limonu ona. Bayağıdır da yemiyordum. Ama burada püf noktası mutlaka ve mutlaka kavun çok tatlı olacak arkadaşlar. Yani olgun olmayan bir kavunla bu işi yapamazsınız. Önce kavununuzu alın. Gerçekten tatlı mı değil mi? Bakın. Zeplin gibi olursa kavunlar şey oluyor. Zeplin gibi güzel mi? Güzel kokuyor. Öyle kavunlar mi? Tabii tabii, böyle zeplin gibi kavunlar kavunun, var. Keşke insanlar da böyle olsa, anlasak değil mi? İyi mi kötü mü diye. Kavunun gibi yumuşak olacak ve güzel kokacak. Bu güzel belli. Şurası hafif bir inecek. Daha büyük bir bıçak alır mı? Güzel. Yok ya. Yok. Korkarım. Zaten bunu şimdi blenderınızı rica edeceğim sizden beyefendi. Tamam, burada. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi herkesin göz önünde de bunun tadına bakmak
Ben bakarım. Olsun ya, daha şey değil. Yani her halükarda. Ben bakarım. Arkada bakacağım. Hiç yemek vermiyor musunuz efendim? O bizle sofraya oturmaz. Valla. Nasıl? Çok mu tatlı? Süper. Kim aldı bu kavunu ya? Mükemmel. Blenderınızı rica edebilir miyim beyefendiciğim? Efendim? Blender. Blenderımız hemen burada efendim. Burada. Ha, burada. O çok minnacıkmış. Ha, biraz minik yani. Kendim tamam, şey onun için. Şimdi küçük ne yapıyoruz? Yaparız. Çok basit. Bunun malzemeleri de buz gibi soğuk süt. Şeker veya bal. Ben balı tercih ediyorum. Bal, kavun ve buza ihtiyacımız var. Bu da içme suyu mu arkadaşlar? Kırar kırar. Şey olur. Bu da içme suyu galiba. Içme suyu. Atayım mı? Bunu limonata için kullanırız. At. Ellerini yıkamış mıydın? Tamam. Ne gülüyorsunuz millet? Ne gülüyorsunuz? Yeter mi o kadar? Yeter. Yıkama ellerini, yalan söylüyor. Yap, hocam. Yemin et. Klasik. Evde. Makyajdan sonra yıkadım, öyle girdim. Öyle mi peki? Ama ondan sonra mikrofona dokundun. O mikrofona kim bilir kaç kişi dokundu. Evet. Niye bir kere canlı yayında. İçmem ben hayatta bunu. Ben içerim hepsini zaten. Mikrofonların zaten o suyunda bekletiyoruz yarım saat. Ya bir gün ondan eve gelsenize. Çünkü kavun ektim, karpuz ektim, domates, biber. Ops. Onu Emre'ye ver. Bak bunu bana şimdi. Nasıl şimdi? Kavun? Nasıl kavun? Kavun yemin ediyorum. Bal mı? Ağlıyor. Bunu hiç açmamışlar önce. Biraz daha kalsın kelek olacak. Islak ya. Normalde vanilyalı dondurmanız varsa evde lütfen sütün içine 2 top da vanilyalı dondurma ekleyin. Olur mu arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Biraz şey yapıp soğuk da ondan süt sonra koysaydık keşke. Taşabilir. Yok. Çok küçük ya. Az koyarım. Yok yok, taşmıyor. Ay ama bismillah. Vay be. Süper refleks. Bravo. Bravo. Bakmadım, gerçekten tatlı yok, mı? Hiç, vallahi hiç tatlı koyma, ya, hiç koyma. Hiç koymamak olmaz, onlar koyuyor. Ama çok tatlı yani, normalde. Bir damla koy sen yine böyle. Hadi bir yani, şey yapalım. Şey olmaz. Balın şeye de gelsin. Ay! Bir damla gerçekten. Bal tutan. Parmağını yalar. Şimdi kapat hayatım. Bu mu? Evet. Kapatalım. Biraz o karışsın. Bu Arabistan'ın meşhur içeceğidir arkadaşlar. Bir de mango. Bir de mangolusu var değil mi? O da güzel oluyor. İyice olduktan sonra buz koyup bir de buzla karıştıracağız. Oo. Senin buzun nerede aşkım? Orada. Şey, poşete koydum. Şuradan. Bakayım iyice erimdi mi? Sanki. Dur bir dakika, bir dakika. Olaylar, buz koyacağız. Olaylar. Yok yok, buz vardı içinde. Hayır yoktu. Burada yoktu buz koymadık. Koydu. Hayır, ya. Ben yani koydum da de bana laf söyledin ya. Ha, yıkanmamış elleriyle koydu ya buz ya. İyi evet. Bardak tamam, alabilir miyim? Lütfen. Biz içeriz, boş ver, onlar içersinler. Önemli. Tamam, Alişan'a bir bardak getiriyorum. Bir bardak. Süt, keçi sütü mü? Dur şunu önce koyalım. Yok hayatım, bu eşek sütü. Önce şunu koyalım. En insan sütüne yakın olan biliyorsunuz eşek sütü ama nerede o? Biraz olmamış, biraz daha karıştıracağız. İşte bakayım. Erkekler ancak arkadaşlar yani, böyle sabrediyorlar. Tamam ya, şey birazcık sabredin arkadaşlar. Birazcık daha biraz süt daha ekleyebiliriz. Biraz daha süt ekleyebilirim, çok koyu olduğu için. Biraz daha süt ekleyelim bence de. Bence krema olacak biraz, biraz daha süt eklerseniz. Tamam, latte gibi bir şey olacak. İki tane daha buz koysana. Çatır çatır ağzınıza gelecek buzlar. Veya dondurmaysa o dondurmanın donukluğunu hissetmeniz lazım. Yeter. Yeter be ya. Süperiz ya. Aynen, şu an gerçekten acayip hareketler yapıyor bazen. Ben dün Instagram hesabında yazdım. Ne yazdın? Bir video paylaştım. Alişan videosunu aslında kendisi de paylaştı. Ya bir çocuk vardı. Bana neyi söyledim? Bazen dedim. Endişeleniyorum Alişan için. Bardak dedim. Neden böyle bir şey söyledim? Çok İlk güzel. Aslında Alişan videosunu izlemeden önce İlk Alişan nereden esinlendi o videoyu? Dün gece annemle otururken aklımıza böyle geldi. Bak, öyle böyle bir şey olabilir mi? Vallahi. Önce bir orijinali söyledim. Sonra Alişan versiyonunu seyredeceğiz. Buyurun. Bu mahsus mu yapıyor bu çocuk böyle? Bu çocuğun şeyi. Bilmiyorum, bu bir böyle bir her tarafta yayılan bir video. Allah, ben de bunu taklit ettim. Bu da benim dünden beri
Dünden beri bir tıklanma rekoru kırdı. 1500-1600 tane yorum geldi. Lütfen, çok lütfen. Sevap kazandım ama herkes, moralimiz çok bozuktu. Bu video sayesinde moralimiz düzeldi. Allah da seni güldürsün diye. Vallahi bu kadar sevap kazanacağımı bilmiyordum. Bu da benim videom. Buyurun. Bir izleyelim. Buyurun. Allah aşkına. Annemle çektik bunu. Ama annesi de koptu. 5 kere falan çektik. Yani annem de koptu. Teşekkür ediyorum anneme de yönetmenliğinden dolayı. Bitti. Sen içtin mi? Niye sen geri koydun onu? Sen bayağı içtin. İçinde bayağı kalın parça. Var yani. Ne olsun var daha ya, işte parça. Ağzımıza gelmesi lazım. Sen bir tadına bakar mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Aşkın. Şey. Vallahi harika olmuş. İçinde kavun var, böyle daha güzel olmuş. Öyle mi? Tabii. Yani normalde ağza gelmemesi lazım. Ne bu? Allah Allah Allah. Bana ne, bana ne, bana ne? Bana ne? Çok, çok güzel. Evet, çok güzel. Harika afiyet olmuş bak. Bu gerçekten çocuklar için müthiş besleyici. Çünkü kavunda A vitamini var biliyorsunuz. Cildi müthiş güzelleştiriyor olmuş. Kavun. Süt, kavun. Bal. Bal. Bir de şey koyduk, buz koyduk. Evet. Ne? Hiçbir şey. Ne? Varsa dondurma ekleyebilirsiniz. Muz, şey muz demişim, buz. Vanilya dondurma da çok güzel. Vanilya dondurma çok yakışır. Buz ağız kavunlu yalnız. Dondurma da koyabilirsiniz. Emre Bey, buz ağız çatır olmuş. Çatır olacak. Buz ağız mı olmuş? Buz ağız olmuş evet. Limonatayı da yapalım mı? Yapalım hadi. Hadi yapalım. Başka ne yapacağız? Başka ne yapacağız? Şimdi limonatamızı yapacağız. Limonata. Arada... Bir de limonata yapalım. Limonata yapalım da ondan sonra en son verin onu. Ya bir daha vermeyin. Gerçekten kendim şey hissettim. Bir tane şimdi okuyalım. Limonata yaptıktan sonra. Varamadım. Medine'ye varamadım okuyalım. Tabii tabii. Onu ben de biliyorum, ben de eşlik edebilirim. Tabii tabii. Daha sizin sesinizden. O zaman ben malzemeleri söyleyeyim, siz ilahinize söyleyin. Çünkü rendelemek zaman alacak. Olsun, vaktimiz var. Öyle mi? Ben uçağa yetişeceğim değil mi inşallah? Tabii. Kaçta uçak? Saat 1'de. Uçak şurada, havaalanı şurada canım. 7 dakikamız, 7,5 dakikamız var. Şimdi bu biliyorsunuz arkadaşlar, hazır evde yapacağımız soğuk çay. Iced tea dedikleri, hiç hazır almanıza gerek yok. Evde çünkü katkı maddeleri var. Yediğiniz, içtiğiniz, sürdüğünüz her şeyin helal sertifikası olup olmadığını kontrol edin, olur mu? Çünkü rafta kalsın diye içine koydukları katkı maddeleri evet, bizi evet. Kanser yapıyor. Aynen. Bizim evimizde sabunumuzdan evimizde. Şampuanımıza, unumuzdan suyumuza kadar her şey helal sertifikalı tuvalet arkadaşlar. Tuvalet kağıdının bile helali varmış ya. Çok yani iyi. Maalesef vallahi Türkiye'de mi? Henüz yani şu mesela beyaz tuvalet kağıdı aslında cız. Şaka yapıyorsun. Tabii dioksinle bunu beyazlatıyorlar. Dur neyse. Onu sonra söyleriz. Onu sonra şey yaparız. Peki limonata için aslında varsa bir de portakal çok yakışır. Portakal da koyuyorum ben. Portakal, onu söylemeyi orada unuttum. Kal diyoruz çünkü orada kaldık. Tamam. Bolca limon. Portakalımız. Yani burada kaç tane var? 3, 6, 9, 12. Evet, hepsini rendeleyeceğim. Tamam, ben başlayayım istiyorsam. Hepsini rendeleyeceksek. O elini acıtmasın. Aa, siz, ne demek canım? Siz tarif edin. Biz o sırada Emre ile gidip bir ilahi okuyalım. Çünkü tamam. Hepsini rendeleyeceksek. Püf noktasını söyleyeceğim. Önce rendeleyeceğiz ama bunu biz sana rendeyi verelim. Rendelerken, uçaktan rendelemeye devam etsin. Tamam. Bunu rendelerken içinin beyazını almıyoruz. Zedelemeyeceksiniz. Böyle bir hafif hafif şöyle şöyle yapacaksınız. Nereye kadar? Hort diye yaparsanız limonun acısı çıkar. Hmm. Limonata rezil olur. Beyazına gelmeden evet, sadece hafif kabuğu. Hafif hafif bak bu kadarcık. Sabırla. Tamam mı? Evet, sabırla. Sonra bunları keseceğiz, sıkacağız, içine atacağız. Suyu koyacağız, şekeri koyacağız. Bunun püf noktası limonun kabuğunu rendelememiz. Sonra da elimizle güzelce mıncıklaya mıncıklaya sıkmamız. Evinizde portakal varsa bir tane de portakal rendeleyip yine onun içine koyarsanız. O da böyle bir tatlı. Evet, şekeri koyduktan sonra en az bir 2 saat suyun içinde kabuklarıyla duracak. Sonra mıncıklayarak alıp alıp atacağız. Tadına doyamayacaksınız. Ay, buyurunuz efendim. O zaman size kolay gelsin diyoruz. Rendelemeyi yaparsın sen. Ben yaparım canım. Hayırlı günler canım. Canım. Gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Bayağı bir 15 dakika sürecek. İstiyorsan sen doğra. Ben rendeleyip sen doğra. Tamam, sözler var mı sende? Tabii tabii.
Re alabilir miyiz? Şöyle bir güzel bir... Ne, Hicaz. Tersin. Hicaz arkadaşlar. Medine'yi varamadım. Re. Ben... Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım ay. Medine'ye varamadım, gül kokusu ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Ben Resul'e Kabe'nin örtüsü kara, açtım yüreğime yaramayı. Kabe'nin örtüsü kara, açtım yüreğime. Bulunmaz derdime çare, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Yaptık vallahi. Yaptınız mı? Hepsini rendelediniz mi? Evet, rendeledik. Kestik. Ama onun soğuması. Şimdi devam ediyoruz. Yani suyunu koyduk, devam ediyoruz. Suyunu mıncıklama. Aşkım. Şeyine geçeceğiz. Bunu çaylarını sıkarak alabilir misin tatlım onun içinden? Tabii. Soğuk elinizi çayımızın. Mı? Soğuk çayımızın. Çağla Hanım, elinizi yıkadınız mı? Evet.
Ne kadar şeker koyayım, yine az mı istiyorsunuz? Az olursa çok iyi olur. Tamam. Şimdi limonatanın faydaları neler biliyor musunuz arkadaşlar? Ya. Müthiş bir, biliyorsunuz, C vitamini deposu. Tabii. Her şeyden önce. Limonun kabuğunda limonen diye bir madde var. Beyin tümörlerini engelliyor. Allah Allah. Kanser olmak istemiyorsanız kemoterapiden 50 kat daha etkili limon. Her gün ben mutlaka birkaç limon tüketiyorum. Ya. Kaynar suya koyup 10 dakika beraber bekletip içiyorsunuz ya, hani sahurda yapın dediğim. O beyninizde tümör varsa küçültüyor, oluşmasına mani oluyor. Vücudunuzdaki asit baz dengesini sağlıyor. Harika. Bir de her şeyden önemlisi, limon karaciğeri temizliyor. Limonata çok güzel bir içecek. Şekerini ayarlı koyarsanız eğer, hatta şeker yerine bal deneyin mesela. Evet, o da şekeri az tutarsanız şekilde, çocuklarınıza limonata içirin. Bol bol gerçekten içirin. Karaciğeri temizliyor. Ben az koyayım. Aynen. Şekerini biz devam isteyen edelim varsa yapmayı. Biz ufak bir ara verelim, sonrasında tamam, yine burada olacağız. Şimdi limonatamızla beraber. Buyurun, başlayalım. Ben o sütten içmek istedim. Haydi ben limonatayı da bitirdik. Zaten buzlu çayımız hazır. Sen buzlu içeceğimiz de var. Kavunlu içeceğimiz. Ellerinize sağlık efendim. İçtik, bitti. Onu içtik, bitirdik zaten. Sesinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yine sizi konuk etmek çok keyifliydi. Haydi, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Afyon, Bolvadin bekleyin beni. Şimdi uçağa binip geliyorum Allah'ın izniyle. Serpil Kantor misafir seni olarak. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşemezsek şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum bütün İslam ailesine. Teşekkür ederiz. Biz yarın yine buradayız. Son iki programa girdik. Yarın öbürsü gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.